evde, iş yerinde kullandığımız, mağazalarda, dükkanlarda, alışveriş merkezlerinde karşılaştığımız pek çok şeyin ilk durağı. Çünkü burası şehrin ambarı. Ticaretin, ekonominin atar damarı. Ambar ve Limanı. Bundan bir asır önce gündelik hayatta bugünkünden çok daha az araç gereç kullanıyorduk. Gardırobumuzda çok daha az giysi vardı ve büyük kısmı kendi üretimimizdi. Buzdolabındaki meyve sebzeden salondaki mobilyaya, yaşam alanımızdaki hemen hemen her şey yaşadığımız yerde ya da yakın çevresinde üretilmişti. Uzak bir ülkenin toprağında yeşermiş bir sebzenin ya da başka bir kıtada üretilmiş bir masa lambasının birkaç gün içinde evimize girmesini hayal etmek bile imkansızdı. Oysa bugün küresel bir köye dönüşen dünyada ürün, hizmet ve bilginin sınırı yok. İki gün önce Endonezya'daki fabrikadan çıkan bir giysi bugün mahallemizdeki butiğin vitrinini süsleyebiliyor. Dün İspanya'da hasat edilmiş bir meyve bugün alışveriş sepetimize girebiliyor. Türkiye'de, özellikle de İstanbul çevresinde üretilen pek çok ürün, günler içinde uzak ülkelerdeki evlere, iş yerlerine girebiliyor. Peki nasıl? Şehrin ambarı sayesinde. Türkiye'nin en büyük ticari limanı olan Ambarlı, Marmara bölgesinin atar damarı. Liman, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, gözlerden uzakta, kendini fark ettirmeden her gün tüm Türkiye'yi besliyor. İstanbul'un Avrupa yakasındaki tek limanı olan Ambarlı tesisleri, yaklaşık 20 milyon nüfusu barındıran bir hinterland'a sahip. Ambarlı, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine hakim stratejik konumuyla zengin ticaret yollarının kesişim noktası. Ambarlı Limanı, 24 saat yaşayan dev tesis, hiç durmayan trafiği ve hızlı ritmiyle şehir içinde şehir, ülke içinde ülke. Bütün dünyada bir endüstri standardı olarak konteyner taşıma birimi için TEU ifadesi kullanılıyor. Bir TEU, 20 feetlik konteyneri ifade ediyor. Konteynerler limana indirildiklerinde çekicilerin arkasına yükleniyor. Bir tır, bir adet 20'lik konteyner alıyor. Bugün 1.9 milyon TEU kapasitesiyle en yüksek iş hacmine sahip konteyner limanı, Ambarlı tesisleri içindeki Marport. Türkiye'de özellikle Marmara'nın dış ticaretinin neredeyse yarısı bu limandan taşınıyor. Liman, 2012 yılında 1859 gemiye hizmet vererek 1.583.887 TEU yük elleçledi. Ambarlı'da Marport dışında 6 liman işletmesi daha var. Temeli 1989 yılında atılan Ambarlı tesisleri bugün Akdeniz'deki en büyük 10 konteyner limanından biri. Buradaki konteyner hareketinin yaklaşık yarısı İstanbul şehri içine dağıtılıyor. Diğer yarısı ise Anadolu'ya ve Trakya'ya doğru yola çıkıyor. Ambarlı liman tesisleri 1980'li yılların sonunda İstanbul'un kum ihtiyacını karşılayan kumcuların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölgede konuşlandırılmasıyla başlamış. O yıllarda İstanbul'un 1/25 binlik nazım imar planlarında bir koltuk limanı olarak imar planlarında bulunan bölge İstanbul'un ihtiyacını karşılamak üzere
10 bin deadweight tonluk gemilerin ihtiyacına cevap vermek üzere planlanmıştır. 1992 yılında ilk imar planı yapılan Ambar Limanı, ülkemizin gelişen ekonomik şartları, dünya gemi ticareti yüklerinin taşınması ve buna bağlı olarak gemi boylarındaki büyüme nedeniyle sürekli bir değişim göstermiş ve iki kez revize edilmiştir. Ambar Limanı Türkiye'nin en büyük konteyner limanıdır. Türkiye'nin toplam konteyner hareketinin yaklaşık %45'inin gerçekleşmiş olduğu Ambar Limanı'nda elleşlenen yüklerin değeri itibariyle Türkiye'nin toplam dış ticaretinin %7'si Ambar Limanı'nda gerçekleşmektedir. Ambar Limanı'nda birden fazla liman işletmesi bulunmaktadır. Bunlar Kumport, Akçansa, Mardaş, Marport, Limak ve Total terminalleridir. Bu terminallerimizden 3 tanesi konteyner eleşlemesi gerçekleştirmektedir. Ulaştırma Bakanlığı'nın isteğiyle kurulmuş olan Altaş şirketi de limanın giriş sahasında ortak hizmet, altyapı ve kamu kurum ve kuruluşlarının yasal talep ve ihtiyaçlarını liman işletmeleri adına karşılamaktadır. Aynı zamanda Ambar Limanı'na yanaşan ve kalkan gemilerin romorkaj pilotaj hizmetlerini vermek üzere yine Ulaştırma Bakanlığı'nın vermiş olduğu izinle Arpaş firması Ambar Limanı'nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ambar Limanı yoğun bir trafiğe sahip bulunmaktadır. Limana yanaşıp kalkan gemi sayısı yılda 6000'in üzerindedir. Ambar Limanı'nda yük hareketi bakımından 2012 yılında 3.097.000 tüyü konteyner hareketine ulaşmış olması sebebiyle gün içerisinde limana giren çıkan kamyon sayısı da 6 ile 7000 arasında değişmektedir. Aynı zamanda günde ortalama 2000 üzerinde binek araç girişi vardır. Türkiye'nin en büyük uluslararası çıkış kapısı olan Ambarlı Limanı, dünya standartlarında bir ticaret merkezi. Yılda ortalama 3 milyon ton yükün girdiği limanda, yalnızca Marport'un ana ve batı terminaline her gün yaklaşık 1400 tır giriş çıkış yapıyor. Arı kovanı gibi çalışan Ambarlı, 7 ayrı limandan oluşan bir kompleks. Her terminal, gümrüklü alanlarda yurt dışından gelen konteyner gemilerine hizmet veriyor. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine hakim jeopolitik konumuyla Ambarlı Limanı, zengin ticaret yollarının kesişim noktası. Liman, özellikle petrol ve doğalgaz ihracatı sayesinde hızla gelişen Karadeniz ülkelerine güneyden ulaşım yolu üzerinde. İstanbul'dan Karadeniz limanlarına gelen yükler, demiryolu ve nehir taşımacılığıyla Avrupa ve Rusya içlerine kadar ulaşıyor. Bu anlamda Ambarlı, yalnızca Karadeniz kıyısındaki değil, tüm bölge ülkelerine açılan zengin bir pazarın seyir yolu üzerinde. Marport Liman İşletmeleri, Ambar Liman Kompleksinde toplam 340 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki terminalden oluşan bir liman işletmesidir. 7/24 çalışabilen, Türkiye'nin en yüksek kapasitesine sahip konteyner terminalidir. Limanlarımızda operasyonu yapılacak gemiler, limanlarımıza yanaşmadan önce tahliye olacak konteynerleri sahalara planlanarak, yükleme olacak konteynerler ise gemideki ambarlarına planlanarak otomatik iş emirleri üretilir. Ticarette zaman para demek. Bu nedenle Ambarlı Limanı'nda hız ve emniyeti en üst seviyeye taşıyan son teknolojilerden yararlanılıyor. Liman, sahip olduğu ekipman parkı, bilgi teknolojileri altyapısı ve elleçleme kapasitesiyle dünya standartlarında hizmet sağlayarak sektörün gelişimine öncülük ediyor. Liman operasyonlarının en önemli araçları vinçler. Vinçler, rıhtım ve saha vinçleri olarak
iki ayrı bölgede çalışıyor. Kullanım alanı ve kapasitelerine göre çok farklı türleri var. İstanbul'daki ilk özel liman olan Marport'un toplam 340 bin metrekarelik liman sahası içinde 9 adet raylı vinç, 8 adet mobil vinç ve 35 adet lastik tekerlekli vinç bulunuyor. Ayrıca ihracat konteynerlerine iç dolum hizmeti verilen 9 bin metrekarelik cep terminalinde tamamen Türk yapımı olan 1 adet raylı vinç yer alıyor. Bunlar dışında limanda 10 konteyner istif makinesi, 7 boş konteyner istif makinesi, vinç ve konteyner arasındaki bağlantıyı sağlayan 12 spreader ve 82 tane çekici bulunuyor. Bunların her birini uzman operatörler yönetiyor. Limandaki tüm ekip ve araçlar arasında kesintisiz bir iletişim şart. ARGE çalışmaları ve yakın zamanda kurulan 3G altyapısı limanda iletişim hızını 2,5 kat artırmış durumda. 3G yatırımı sayesinde personel, mobil araçlar ve vinçler arasındaki iletişim kesintisiz ve sorunsuz sağlanabiliyor. Limanda aynı zamanda her biri 4 adet soğutuculu, konteyneri izleyebilen 60 adet sabit cihaz ve 80 adet mobil cihaz kullanılıyor. Marport Limanı 1996 senesinde İstanbul'da yapılan ilk özel liman işletmesi yatırımıdır. Yapılmasının sebebi Haydarpaşa Limanı'nın yetersizliğinden ve liman doluluğundan ötürü ileri gelmiştir. 2001 yılında ana terminalimizi işletmeye aldık. 2003 senesinde batı terminalimizi işletmeye aldık. Ve yatırımlarımızla birlikte 2007-2008 senesinde ana yatırımlarımızı bu iki terminal üzerinde tamamladık. 2011 senesinde de batı terminalimizin 700 metre olan rıhtımını 60 metre daha uzatarak 760 metreye genişlettik. Artan talebe karşılık verebilmek için donanım ve teknik altyapı kadar nitelikli insan kaynağı da çok değerli. Rıhtımda özellikle Gentry denen raylı vinçleri ve MHC olarak adlandırılan mobil vinçleri kullanan personelin deneyimi operasyonların sorunsuz tamamlanması açısından çok önemli. 9 tane Gentry, STS veya SSC dediğimiz rıhtım vinçlerine sahibiz. Şu anda Türkiye'ye gelen 366 metre uzunluğunda, 50-52 metre genişliğindeki 16 bin TEU'luk, 14 bin TEU'luk gemilere hizmet verebiliyor. Bunlar dünyadaki zaten şu anda en büyük gemiler diyebileceğimiz statüdeki gemiler. Sanayide artık operasyon verimliliği kadar önemli bir kavram daha var. Enerji verimliliği. Küresel iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaya başladığı, çevre kirliliğinin ve kaynak tüketiminin geleceği tehdit edecek boyutlara ulaştığı bir çağda, hem bireylere hem de kurumlara büyük sorumluluk düşüyor. Özellikle sanayi alanında hizmet veren işletmelerin çevre duyarlılığı gözetmeleri artık kaçınılmaz bir zorunluluk. RTG dediğimiz rubber tire gantry diye adlandırılan vinçler bizim sahalarımızda çalışan vinçlerimizdir. 35 tane bu vinçlerden şu anda operasyonumuzda var. Bunların tamamını elektriğe döndürdük. Bu ne demek? %85'lik bir enerji tasarrufu ve aynı zamanda yeşil liman dediğimiz havaya, çevreye duyarlı bir liman ortaya çıkarttık. Rıhtımda ihtiyaca göre farklı hizmetler sunuluyor. Gemide bulunan konteynerin tahliyesi, transferi ve istife alınması, terminalde bulunan konteynerin istiften alınması, transferi ve gemiye yüklenmesi ya da gemide bulunan konteynerin aynı gemide başka bir pozisyona aktarılması verilen hizmetlerden bazıları. Türkiye, denizcilik sektöründe son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirmiş durumda.
2012'de yıllık yaklaşık 7.2 milyon TEU elleçleme büyüklüğüne ulaşan Türkiye limanlarının potansiyeli, yalnızca ülkemizin değil, bölge ülkelerinin de artan ticaret hacimleri nedeniyle her geçen gün yükselmekte. İstanbul, gerek merkezi konumu, gerekse geniş interlandıyla bu ticaretten önemli bir pay alıyor. Tamamı özel sektör yatırımıyla kurulmuş olan Ambarlı Limanı da Türkiye'nin artan ticaret hacmine paralel olarak gelecek 10 yıl içinde dünyanın ilk 35 limanı içine girmeyi hedefliyor. Süper Post-Panamax gemileri 14 bin TEU kapasite ve 366 metrelik uzunluğa sahiptirler. Bu gemilerdeki yaklaşık 5 bin hareketi 48 saat gibi kısa bir sürede saatte ortalama 100 hareketle tamamlayabilmekteyiz. Marport Liman işletmelerinde 7 MHC 9 SH ile rutin hizmeti vermekteyiz. MHC'lerimiz mobil, rutin ilgili ve rutin üzerinde hareket edebilen, 360 derece kendi ekseninde dönebilen, bulunduğu noktadan 50 metre mesafeye uzanabilen gemimiz, 130 ton kapasiteli 50 ton litre elleştirebilme özelliğine sahip. Gerektiğinde 20'lik konteynerleri twin olarak da çift dolap elleştirebilme özelliğine sahip gemimiz. Operatörümüz 22 metre yükseklikten 60 metre uzunluğundaki bir halata kumanda etmeye çalışır. Bu kumanda sırasında spreader alt ucundaki spreaderle konteyneri tutarak gemiye ya da gemiden karaya ya da kardan gemiye doğru hareket ettirerek gemi elleştirmesini yaparak. Taşıdığı yüke göre birçok farklı konteyner tipi var. Kuru yük, dökme yük ya da gabari yük taşımaya yönelik olanların yanında havalandırmalı ya da soğutuculu konteynerler de bulunuyor. Spreader denen aparatlar sayesinde vinçler bir ya da iki konteyneri aynı anda kaldırabiliyor. SSC Ship to Shore Gantry 40 metre yüksekliğinde 80 metre köprü üzerinde hareket edebilen bir vinç. Elektrikle çalışıyor. 55 ton konteyner kaldırma kapasitesine sahip, saatte 27 hareket yapabilen ve gerek istenirse aynı anda twin konteyner, çift konteyner elleştirebilen bir vinçimiz. MHC vinçlerimizde feeder adı verilen küçük gemilere hizmet vermekteyiz. SH'lerde ise 360 metre uzunluğunda 20 yan genişliğinde 13 bin ton kapasiteli Türkiye'ye yanaşan en büyük gemilere hizmet vermekteyiz. Onlarca vincin, büyük tonajlı yük gemilerinin, tırların, konteynerlerin oluşturduğu bu devler ülkesinin bir yanda ardı arkası kesilmeyen ziyaretçileri, diğer yanda kendi sakinleri var. Her operasyon işin uzmanı, deneyimli elemanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Personelin büyük kısmı uzun yıllardır bu limanda birlikte çalışıyor. Vinç operatörlerimiz sağ içerisinde kullanılan bütün ekipmanları kullanıp en son vinç operatörleri bölümüne geçiyorlar. Bunun için bir yıl boyunca SSC üzerinde eğitim alıyorlar. 3 yıl deneyim kazandıktan sonra artık profesyonel hale gelip bu vinci tam anlamıyla kullanabilir hale geliyorlar. Limanda terminal yönetim yazılımları sayesinde tüm operasyon süreçleri otomasyon uygulamalarıyla gerçekleştiriliyor. Bu yazılımlar daha hızlı yükleme boşaltma hizmeti verilmesini, terminallere giriş çıkışlardaki kapı operasyonlarına hız kazandırmayı,
geniş çaplı bir elektronik data aktarımını ve internet bağlantısı üzerinden her konteynerin her hareketiyle ilgili verinin anında erişime açık hale gelmesini sağlıyor. Marport'un ana ve batı terminallerinde toplam 8 giriş ve 10 çıkış kapısı mevcut. Terminallere giriş çıkışlar da otomasyon sistemiyle yönetiliyor ve kayıt altına alınıyor. Limandaki hizmetler elleçleme yani yüklemeden ibaret değil. Elleçleme dışında terminal hizmetleri de sunuluyor. Gemilerden alınıp çekicilere yüklenerek işlem istasyonuna getirilen konteynerler burada forkliftler yardımıyla boşaltılıyor, yükleri depolanıyor ya da kamyon ve tırlara aktarılıyor. Limana giren mallar da yine bu alanda konteynerlere doldurulup rıhtıma aktarılıyor. Soğutulması gereken konteynerler ise soğutma platformuna transfer ediliyor. Muayene, numune alma, tam tespit, etiketleme gibi işlemler de terminal hizmetleri arasında. Rıhtımda vinçlerin, konteyner işlem istasyonunda ise forkliftlerin sözü geçiyor. Burada her türlü yükleme, boşaltma, depolama işleminde ambarla konteynerler arasında mekik dokuyan forkliftler başrolde. Ana ve batı terminallerde toplam 4477 metrekarelik ambar müşterilere hizmet veriyor. Hemen dağıtıma çıkmayacak mallar konteynerlerden boşaltıldıktan sonra ambarda bekletilebiliyor. Avrupa'da ve dünyada limanlar sıralamasında önemli bir yeri var. Dünyadaki limanlarda 52. sırada yer alıyor ambarlı bölgesi olarak. Akdeniz limanları arasında da 7. sırada yer alıyoruz. Modern hayatın nabzı baş döndürücü bir hızla atıyor. Yaşadığımız çağda her şey her an ulaşılabilir olmalı. İhtiyaçlar sınırsız. Ürünler evrensel. Atlaslarda sınırlarla ayrılmış ülkeler aslında ticaret köprüleriyle birbirlerine bağlı. Ve alışkın olduğumuz hayatın sürmesi için biz fark etmezken şehrin arka kapısından ülkeyi besleyen tüm damarlara kan pompalanıyor. Şehrin ambarı, ait olduğu toprakları beslemek için gece gündüz arı gibi çalışıyor.